şimdi İsveç'in NATO üyeliğini ve Litvanya'daki süreci, neler yaşanabileceğini konuşacağız. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilan Doğan konuğumuz. Hoş geldiniz Ana Haber'e. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sizin ve tüm İslam aleminde Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim, iyi bayramlar. Şimdi bir yıl önce başladı Madrid'de. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Bir mesafe kat ettiğimiz konular var. Anayasa değişikliği, yasa değişikliği konuları. Beklenti vize verileceği yönünde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Akif Çağatay Kılıç benzer şeyler söyledi. Gitti, görüşmeler yapıldı. Koşullar konusunda tavrımızda bir değişiklik yok gibi görünüyor. Ne bekliyorsunuz? Temmuz'daki zirveye kadar ne olabilir? Nasıl yönetilir? Üyelik şartları. Bu arada İsveç diyor ya, biz şartları yerine getirdik. Bizim beklediğimiz hangi şartlar yerine gelmedi? Onu da bir netleştirebilir miyiz? Elbette. Öncelikle ben de İsveç'te gerçekleştirilen bu elim hadiseye kınıyorum. Aynı zamanda bu hadisenin Irak kökenli biri tarafından gerçekleştirilmesi, bir cami önünde gerçekleştirilmesi ya da bugün gerçekleştirilmesi, sizin de net biçimde anlattığınız üzere alelade seçilmiş özellikler değil. Ancak bugün bu gerçekleştirilen hadise esnasında camide bulunan Müslüman vatandaşlardan gençler süreci müdahale etmek istiyorlar. Orada yaşlı bir beyefendi şunu söylüyor: bırak dokunma, hani Kur'an bizim kalbimizdedir. Bu da bence verilebilecek en net cevap. Diğer taraftan İsveç'le yürütülen sürece baktığımızda... Ya böyle baka baka bütün şeylerimizi, mahremimize tecavüz ettiler bu adamlar bizim. Haklısınız, yani çok haklısınız. Böyle diye diye her yere tecavüz ettiler. Böyle olmuyor demek. Buyurun, ama özür dilerim, böldüm ama. Bu sadece bizim sesimiz çıkmamalı. Kurallara... Yani bugün... beklenen kıtamanın tüm dünyadan, tüm Müslüman aleminden ve herkesten gelmesi lazım. Putin'den geldi. Bakarsanız yakın dakikalarda Putin kınadı. Yani orada da hani stratejik bir çıkar olabilir ama enteresan, abeste iştigal. Diğer konuya devam edersek, aslında sorduğunuz soruya iki adet yanıtım var. Hangi perspektiften baktığımıza bağlı. İsveç, Amerika Birleşik Devletleri ya da işte NATO'nun genel ağırlık perspektifinden baktığımızda Vilnius'ta bütün süreç çözülecek ve İsveç NATO'ya bir fiil üye olacak. Ancak Türkiye perspektifinden baktığımızda İsveç'in daha yürümesi gereken çok fazla yolu var. En büyük, en net sıkıntıdan biri İsveç'in samimiyeti noktasında bir net anlayışa ya da o hissiyata kavuşulmaması olması. Bu evet net olarak görülebilecek ya da işte yazılı olarak netleştirilebilecek bir şey değil ama o üçlü mutabakatta yer alınan maddelerin İsveç NATO'ya üye olduktan sonra bile nasıl gerçekleştirileceği ya da sizin de bildiğiniz üzere işte Güneydoğu sınırımızda gerçekleştirilen süreçlerde PKK ile YPG ile mücadelemize destek olan NATO içindeki aktörleri de düşündüğümüzde, İsveç'in NATO'ya üye olmasından sonra bu aktörlerle birlikte mi adım atacağı ya da buradaki diğer aktörlere, terör örgütlerine silah yardımı desteği yapıp yapmayacağı da önemli. Keza sadece bir Kur'an-ı Kerim noktasında yasasını değiştiremeyen, gerekli müeyyideleri gerçekleştiremeyen bir İsveç, farklı güçteki aktörlerin onu yönlendirmesiyle ve NATO içinde bulunduğu halde ne adım atabilir? Bu da soru işareti. Bu noktada Türkiye'nin çekincemeleri var. Ancak çember gitgide daralıyor. Bence bu önemli bir nokta. Yani bütün ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Stoltenberg'in sürekli açıklamasını takip ediyorsunuz. Sürekli olarak aslında bir sözel baskı süreci yürütülüyor. Ve İsveç'in de özellikle Dışişleri Bakanı düzeyinde tonunun değiştiğini fark edebiliyorsunuz. Oslo'da bir gayri resmi Dışişleri Bakanları görüşmesi vardı. NATO görüşmesi. O görüşmenin ardından Twitter üzerinden İsveç Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı: biz de seçim sürecinde ve bizim Dışişleri Bakanımız, eski Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu katılmamıştı bu toplantıya ve dedi ki üye olmamıza dair niyetimizi ve kararlılığımızı açık bir şekilde belli ettik. Dışişleri Bakanımız da buna istinaden, biz de size açık bir şekilde gereklilikleri yerinize getirdiğinizde üyelik sürecinin devam ettirileceğini belirtiyoruz dedi. Yani aslında burada artık bir baskı mekanizmasının gitgide arttırıldığını görüyorsunuz. Keza zirveye yaklaştıkça da öyle olacak herhalde. Biraz daha siyasi baskı artacak Türkiye'ye yönelik.
Kesinlikle katılıyorum ve dün mesela Reuters'ta çıkan habere baktığınızda iki aktör var. Biri Amerika Birleşik Devletleri, biri İsveç ve sürekli olarak aslında bir tehdit mekanizmasıyla, yani farklı bir diyalog düzeyinde görüşmelerin ya da baskının, iğnelemenin gerçekleştirildiğini görüyorsunuz. Ve bu bence Reuters'ta çıkan Asparagas'tan bahsediyoruz bu arada, değil mi? O haberden. Kesinlikle. Ama şöyle bir durum var, bu da aslında bir gözdağı gibi. Tabii yani siz yüzeyini... Niye yaptıklarını biliyoruz. Evet, kesinlikle. Ve şu noktadan da bahsetmek istiyorum. Ben Vilnius'tan önce Brüksel'e kadar, yani bu süreç çözülecekse Vilnius'ta değil, muhtemelen Brüksel'de. Beşinci toplantıda, NATO karargahında çözülecek. Ve o noktaya kadar da bazı adımların atılmış olması lazım. En küçük örnek bu ifade özgürlüğü kaba altında gerçekleştirilen faaliyetlerde yapılabilecek iki adım var. Ya Türkiye gerçekten de bir adım atıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir, ya da İsveç bu noktada hızlı bir şekilde referanduma yönelip bu süreçten sonra adımını atar. Ama bu noktada akıllara gelen şöyle bir soru var. Bu tür hareketler, yani İsveç'in NATO'ya üye olmasını erteleyecek, negatif yönde etkileyecek hareketler kime yarıyor? Bence asıl sorulması gereken soru bu. Çünkü bu kişilerin kendi isteğiyle bunu yapmadıkları çok ortada. Bu noktada da bir NATO içinde Türkiye'nin yalnızlaşmasını isteyen ciddi bir blok var. Bunun artık Türkiye olarak da hepimiz farkındayız. En küçük örnek terörle mücadele noktasında ya da NATO içindeki faaliyetlerde sanırım bağlantım geldi. Duyabiliyoruz sizi. Evet, terörle mücadele noktasında ya da NATO içinde atılan adımlarda Türkiye'ye gösterilen refleksle en küçük örnek Almanya'nın Ukrayna Savaşı esnasında gösterdiği refleksle NATO'daki sorgulamaları aynı değildi. Yani bu noktada evet, NATO içinde Türkiye'nin yalnızlaşmasını isteyen, Türkiye'nin NATO'daki gücüne rağmen, en büyük ikinci ordu olmasına rağmen, bütün tatbikatlara katılmasına rağmen ve her süreçte yer almasına rağmen bir ekip var. Diğer taraftan bir de gerçekten de İsveç'in NATO'ya dahil olmasını istemeyen farklı bir taraf var. Niçin? Çünkü İsveç'in NATO'ya dahil olmasıyla 1300 kilometrenin üzerinde bir NATO sınırı inşa edilmiş olacak. Aynı zamanda Baltık Kalkanı tamamlanmış olacak. Bunların hepsi aslında bu tür provokatif faaliyetlerde adım atan ya da o gölgedeki aktörü bize hissettiren adımlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle, biz somut olarak şu an ne bekliyoruz? Yani İsveç ne yapacak ve biz tamam diyeceğiz? Hangi şartlar kaldı? Benim fikrimde şu ana kadar terörle mücadele yasasında bu kişilerin iade edilmesi. Öncelikle iadeler var. Tamamlanmalı. Evet, iadeler bekliyor ve iadelerin tamamlanmasından ziyade net bazı isimler var ve özellikle kapalı görüşmelerde belirtilen isimler var. Bunların gerçekleştirilmesi lazım ve başka bir şey var mı bunun dışında? Lazım. Efendim? Bunun dışında bir şey var mı? İadeler? Bir de İsveç'ten beklenen aslında proaktif bir adım atılması. Yani kağıt üstünde müktesebati olarak değil, proaktif adımların gerçekleştirilmesi. Bu noktada da Türkiye bence Vilnius'ta, belki bir ay önce bu soruyu sorsaydınız ben derdim ki Vilnius'a kadar süreç çözülecektir. Ki öyle de demiştim. Ama bugünden itibaren Vilnius'ta da sürecin çözülmeyeceği artık aşikar. Çözülmeyecek diyorsunuz o zaman. Yani İade olursa çözülür mü? İade olursa çözülür gibi bakıyoruz ya biz, o yüzden. Hayır, iade olursa da çözülmeyecek ama iade olursa tıpkı bu AB'nin fasıllarının kapatılması gibi, üyelik fasıllarının kapatılması gibi örnek verebiliriz. Aslında bir adım daha gerçekleştirilmiş olacak. Bu aslında İsveç'in de adımını güçlendirmiş olacak ama bizim başta da bahsettiğim gibi aradığımız şey o elimizdeki opsiyonu. Şu an bizim elimizde gerçekten de ciddi bir kart var. Bunu Yunanistan'ın NATO'dan ayrılmasından sonra tekrar NATO'ya üyelik başvurusu sürecindeki elimizdeki o şansa benzetebiliriz. Bu noktada biz bir terörle mücadele noktasına net bir adım bekliyoruz. İki, eğer kullanabilirsek bu süreci ABD'nin F-16'larına da evirmek istiyoruz. Yani en azından F-16'lar sürecini çözmek istiyoruz. Üçüncü olarak İsveç'in NATO üyeliğinin ardından YPG ile ya da Türkiye'nin terörle mücadelesini net olarak karşı durmaması ya da kapalı örtülü destek vermemesini istiyorum. Esasında bizim Türkiye olarak istediğimiz net şey şu: NATO terörle mücadele noktasında artık temiz olmalı. Yani açık bir şekilde NATO'nun başındaki net... Amerika Birleşik Devletleri o işin zaten başat rolü yani. En çok finanse eden, silah veren, eğiten.
O çok uzak bir ihtimal. Ben daha rasyonel şeyler üzerine konuşalım isterim. Daha somut gidelim diye. Yani Amerika mesela bunu F-16'ları verirken bir koz olarak masada tutuyor mu sizce? Yani hayır, üyeliği tutmuyor çünkü. Tutmuyorum diyor ama mesela Biden tebrik ederken onu hatırlatıyor hemen gibi. Hemen söyleyeyim. Bence 14, yani Vilnius zirvesine kadar, daha doğrusu Vilnius zirvesine kadar bence burada bir paragraf var, bir paragraf başı var ve o noktaya kadar aslında Türkiye'nin sıkıştırılması ve baskılanması yoluyla bir adım atılacak. Vilnius zirvesi nihai bir eşik, atılması gereken bir eşik ve Türkiye'nin o devlet aklı ya da yürüteceği stratejiler ondan sonra esecek rüzgarın yönünü bekleyecek. Vilnius zirvesi bizim için bu noktada önemli. Ondan önce Brüksel zirvesi, bu zirvede gerçekleştirilecek o kapalı kapılar ardında gerçekleştirilecek görüşmeler ise aslında Vilnius zirvesinin bir bakıma neticesini belirlemiş olacak. Burada Türkiye'nin isteyeceği şeyler, öne soracağı net olarak yol haritaları ya da biz bunları istiyoruz ve açık ve net biçimde istiyoruz cümlesi önemlidir diye düşünüyorum ben naçizane. Bu Kur'an yakma eylemleri, bu provokasyonları buraya bağlıyor musunuz? Yani süreci etkileyecek şeyler olarak tasarlanan durumlar olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında Mehmet Akif Bey, siz de bu konuda ziyadesiyle hakimsiniz. Süreçlere de, devletlerin arka planlarında geçen süreçleri de. Ben bu noktada bu hadisenin hem ciddi ölçüde zarar verdiğini hem de taraflara bir bakıma ellerinde böyle bir opsiyon tanıdığını düşünüyorum. Çünkü bu hadise çözülmesi gereken ve iki tarafın da adım atabileceği bir hadise. Ya da bu tür hadiseler arka planda çok farklı konular var. İslamofobiye kadar bu süreçleri ilerletebiliriz. Ama NATO marjında, İsveç'in NATO üyeliği marjında baktığımızda evet, görünürde net olarak ilişkileri zedeliyor ve İsveç'in üyeliği noktasında bir geri plana atıyor. Ancak eğer İsveç net olarak proaktif adımlar atabilen bir ülke olsa ya da işte az önce bahsettiğim gibi referanduma gidebilse, ilgili süreçlerini değiştirebilse, Türkiye'nin daha en azından net şekilde şunları yaparsan üyelikle ilgili süreçlerini yürütebileceğim diyeceğini düşünüyorum ben. Ama bu nokta süreci de uluslararasılaştıran bir nokta. Macaristan konusunda biraz konuşalım mı? Macaristan da onaylamıyor. Onun neden onaylamadığını veya Türkiye ile bir temas olup olmadığına dair ne söylersiniz? Elbette. Macaristan onaylamıyor ve Eylül'e kadar da onaylamayacağı netleştirildi. Eylül'e kadarki toplantıya kadar da onaylamayacak. Aslında Macaristan'ın söylem tarzı kendi liderlerinin o demokratik leşme tarafından eleştirilmesiyle ya da demokrasi çatısı altında eleştirilmesi nedeniyle bekletiliyor. Ama ben Türkiye ile biraz daha paralel süreçler yürüttüğünü Orban'a düşünüyorum. Orban'a yönelik ifadelerden dolayı mı onaylamıyor Macaristan diyorsunuz? Evet, elbette görünürdü. Sadece. Orban'a yönelik ifadelerden dolayı onaylamıyor. Ama ben sürecin aynı Türkiye ile paralel yürütüldüğünü düşünüyorum. Şuradan örnek verebilirim. Macaristan da bir bakıma bir kıskaca alınmış durumda. Biz bugün Avrupa Parlamentosu'nda dönem başkanlığını alması gereken Macaristan'ın, ABD dönem başkanlığı alması gereken Macaristan'ın Avrupa Parlamentosu'nda bu kararın ertelenmek önünde karar verildiğini görüyoruz. Yani aslında Türkiye ile Macaristan'ın şu an etki altında kaldığı durum birbirine oldukça benzer. Ve Macaristan'ın ben Türkiye ile paralel süreç yürüteceğini düşünüyorum. Ya bizim somut beklentilerimiz var. Mesela şu şartlar olursa onaylarız diyoruz. Ya da bundan dolayı onaylamıyoruz diyoruz. Macaristan ne diyor? Macaristan'da özellikle de İsveç'in ve İsveç'e yönelik, üyeliğine yönelik durumlarda Orban'a yönelik ifadeleri ilk olarak görünürde madde olarak ortaya koyuyor. Ve kendi parlamentosunda alınan kararlarda İsveç'in biraz daha süreci bekletmesi gerektiğine yönelik karar verdiler. Ya yani bir şart yok, onlar sadece bekletiyorlar siyaseten. Zorluk evet. Gibi, doğru mu anlıyorum? Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyorum.